Merhaba arkadaşlar. Bu uygulamamızda sizlere Atmega 8 ISP programlayıcı üzerinde anlatımlar yapmaya çalışacağız. Şurada gördüğümüz devre birçok internet sitesinde mevcuttur. Biz devreye ek olarak şurada görünen zip soketi ekledik. Buradaki zip soket vasıtasıyla 8 pin, 20 pin, 28 pin ve 40 pinlik Atmega serisi mikro işlemcileri sorunsuz bir şekilde programlayabilmekteyiz. Biz pratikte 20 pinlik ATIN-2313 işlemcisini, 28 pinlik Atmega 8 işlemcisini, 40 pinlik Atmega 16 işlemcisini programlayıp donanımlarını sorunsuz bir şekilde test ettik. Devremizde kullandığımız şuradaki işlemcimiz ise Atmega 8 işlemcimiz. Bu kartı tasarladıktan sonra bilmemiz gereken birkaç önemli nokta var. İlk önce burada gördüğümüz Atmega 8 veya Atmega 48 işlemcimize boot kodlarını yüklememiz gerekmektedir. Bu kodları seri port, paralel port, Atmel serisi mikro işlemcileri programlamak için gerekli devreler ile ilk önce işlemcimizi programlamalıyız. İşlemcimizi programlamak için Atmega 8 için gerekli olan hex kodumuz, Atmega 48 için gerekli olan hex kodumuz. Kodlar yüklendikten sonra işlemcimizi soketimize takıp devremizi USB portuna bağlıyoruz. Bağladıktan sonra sağ ekranda yeni bir donanım bulundu. Şimdi donanımla ilgili yazılımı yükleyelim. Şurada gördüğümüz 10.1 eski sürümler için, 12.1 ise yeni sürümler için. Biz şu an yeni sürüm WinAVR yüklü olduğu için buradaki yazılımı yüklüyoruz. Evet. Donanımımız başarıyla bulundu ve yazılımımız da sorunsuz bir şekilde yüklendi. Şu an donanımımız kullanılmaya hazır. Aynı zamanda bilgisayarım özellikler, donanım aygıt yöneticisinden de donanımımızın başarılı bir şekilde yüklendiğini görmekteyiz. Şurada görünen. Şimdi sizlere AVR Burn programını anlatacağım. Bu programımızın amacı bilgisayarda çeşitli IDE programlarıyla yazmış olduğumuz, örneğin WinAVR-C, Eclipse, AVR Studio programlarıyla yazmış olduğumuz kodların hex kodlarını bu program vasıtasıyla mikro işlemcimize yükleyebilir ve aynı zamanda diğer bir özelliği ise gerekli olan füz ayarlarını da mikro işlemcimize yükleyebilmekteyiz. Şurada gördüğümüz Atmega serisi işlemcilerimiz. Şimdi bu programı açtığımızda ilk yapmamız gereken birkaç ayrıntıyı, birkaç özelliği programa tanıtmamız gerekmektedir. Setting AVR DUT'tan, örneğin program WinAVR kullanıyorsanız WinAVR'yi, muhtemelen bu program için WinAVR kullanmamız gerekmektedir. WinAVR'yi kurduğumuz dizinde şurada gördüğümüz ibareleri seçmemiz gerekmektedir. Şu an benim bilgisayarımda WinAVR seçili olduğu için bunlar otomatik olarak ben kendim manuel otomatik olarak ben ekledim. Bu iki ayrıntıyı buradan bulup ekliyoruz. Daha sonra port kısmına USB seçeneğini seçiyoruz. Şuradaki reset ibaresini seçiyoruz ve apply okey diyoruz. Daha sonra setting AVR DUT'tan şurada bir ibare gelmesi gerekir. Az önce bu ibareyi söylemedim çünkü buradaki ayrıntıları yaptıktan sonra buradaki programlayıcımız boş görünecektir.
Apply okey yaptıktan sonra programlayıcımız gelecektir. Şurada görünen programlayıcıyı seçeceğiz. Apply ve okey deyip çıkacağız. Örneğin AVR Atmega 8 işlemcisine sadece füze ayarlarını yükleyelim. Şu an Atmega 8 için gerekli olan füze ayarları. Bu ayarları işlemcinin data sheet'ine bakarak da görebiliriz. Şurada görünen ibareler şu ibare 1 seçeneği, şurada görünen tik ise 0'dır. Zaten göründüğü üzere ters olarak belirtilmiştir. Örneğin işlemcimizin içine şurada ekranda gördüğümüz füze ayarlarını yükleyelim. Atmega 8 işlemcisi için gerekli olan füze ayarlarını şu an yüklüyoruz. Göründüğü üzere programlayıcımız şu an sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır. Aynı zamanda yazmış olduğumuz kodu doğrulayabilir veya da okuyabiliriz. Füze ayarlarını buradan yapmaktayız. Atmel serisi işlemciler fabrikadan çıktıkları zaman şu ayarlarda gelmektedir. Atmega 8 işlemcisini harici osilatör olarak da kullanabiliriz. Birçok uygulamamızda Atmega 8 işlemcisini yanlış söyledim, özür dilerim. Dahili osilatör olarak kullanabiliriz. Atmega 8 işlemcisini şurada göründüğü üzere dahili osilatör olarak kullanabiliriz. Nasıl 16F628 işlemcisinde kristal bağlamadan birçok devreyi çalıştırabiliyorsak, aynı şekilde Atmega 8 işlemcisi içinde kristal bağlantılarını yapmamıza gerek yoktur. Örneğin, tabi bu seçeneği seçersek, biz bu uygulamamızda 4 MHz olarak seçelim. Dahili osilatörü tekrar yükleyelim. Yüklendi. Örneğin biz şu an sadece yapmış olduğumuz füze ayarlarıydı. Şimdi ise bir program yükleyelim. Şurada önemli belirtmekte yarar duyduğum bir konu var. Şurada gördüğümüz jumper takılı iken programı atma süresi yaklaşık olarak 7-8 saniye civarında. Şu jumper takılı olmaz iken programı atma süresi yaklaşık 1,5 saniye. Şimdi jumper takılı iken programımızı atalım. File'dan deneme hex. Daha önce yazmış olduğum bir hex. Write diyelim. Aynı şekilde şuradaki jumper'ı çıkardığımızda daha kısa sürede programımızı yükleyeceğiz. Bu uygulama bittiğinde iki sorun ile karşılaştık. Birinci sorunumuz kendimizden kaynaklanmaktaydı. Örneğin şurada gördüğümüz osilatör devresi zif soketin tam köşesine gelmekteydi. Onu tam ayarlayamadık. Tek sorunumuz bizim şu an burası. Açık kaynak içerik kodlarını verdiğimiz zaman onu siz kendi devre tasarımınıza göre ayarlayabilirsiniz. Devremiz şu an sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır. Diğer bir sorunu ise bizden kaynaklanmamaktadır. Atmel işlemciden kaynaklanmaktadır. Örnek verecek olur isek VCC ile Atmega 8'in VCC ile AVCC'si data sheet'ine baktığımız zaman ayrı olarak
tespit edildi. Ancak uygulamada baktığımız zaman VCC ve AVCC kısmının bir olduğunu gördük. Devre tasarımını datasheet'e göre yapmıştık. Yani datasheet'te yazan VCC ve AVCC'nin bize ayrı olduğunu söylemişti. Onun da çözüm yolunu bulduk. Devre şu an yine dediğimiz gibi sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır. Onun da çözüm yolu şu. Yakınlaştıralım ben şuradan. Göründüğü üzere osilatör devresini arka tarafına yapmak zorunda kaldık. Biraz komik oldu ama. Şimdi örnek verecek olur isem. Şimdi önce datasheet'e göre yaptığımız devrede şu yol ile şu yol kısa devreydi. Biz şurada şunu tespit ettik. Bu yol kısa devre iken Atmega8 ve ATIN2313 işlemcisini programlamaktaydı. Burada sorun yok. Yalnız Atmega16 yani 40 pinlik işlemcileri veya Atmega32 40 pinlik işlemcileri programlarken bir hata ile karşılaştık. Hatanın sebebi ise şu. Şurada gördüğümüz uç Atmega8'in AVCC'si VCC, AVCC pini. Atmega16 yani 40 pinlik işlemciler için ise reset pini. Buradaki uç şurada yukarıda gördüğümüz osilatör uçlarından devresinden yanlış söyledim. Osilatör devresinden etkilendiğinden dolayı sorun ile karşılaştık. Bunun çözümü olarak şunu yapmayı düşündük. Şu iki kırmızı nokta arasına bir jumper koyarak jumper sıfır kademesinde yani jumper boştayken yani devre sıfır konumundayken Atmega8 ve ATIN2313 yani 20 ve 28 pinlik mikro işlemcileri sorunsuz bir şekilde programlayabiliriz. Biz 40 pinlik mikro işlemcileri programlamak istersek jumper'ı bir konumuna alacağız. Yani jumper'ı kısa devretmemiz gerekecektir. Kısa devre ettiğimiz zaman 40 pinlik mikro işlemcileri programlayabiliriz. Devremizin tek sorunu buradan kaynaklanmaktaydı. Onu da bilgi olarak verelim. Şimdi ise WinAVR programının çalışmasını açıklayalım. Yani basit bir program derlememiz için bilmemiz gereken birkaç önemli nokta var. WinAVR programını normal bir şekilde de kullanabiliriz. Aynı zamanda WinAVR Eclipse yazılımıyla birlikte de kullanabiliriz. Biz şu an sadece WinAVR programını anlatacağız. Yeni bir dosya eklemek için File, New, Project diyoruz. Dosya adımızın adı, yazacağımız kodun adı deneme olsun. Klasörümüzü şuradan seçelim. Atmel deneme dedik. OK diyelim. Şimdi dosyalarımızı ekleyelim. Kaydetmiş olduğumuz. Burada
make file let bizim AVL WinAVLC'de yazdığımız kod. Göründüğü üzere. Sadece buradaki kodu derlemek ister isek şöyle yapmamız gerekmektedir. Tools make al dediğimiz zaman programımız sorunsuz bir şekilde derlendi. Hiçbir hata vermedi. Görelim şuradan hex kodunu. İlgili olan hex kodu. Bunun çalışıp çalışmadığını da tespit etmek için şöyle bir devre tasarladım. Hemen ona bakalım. Şu an göründüğü üzere devremizde sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır. Şurada bir konuyu bilgi manasında vermeyi düşündüm. Az önce söylemiş olduğumuz gibi 40 binlik zip soketi biz datasheet'e göre baktığımızda AVCC ile VCC pininin ayrı olduğunu görmüştük. Datasheet'te yazan buydu. Ancak uygulamada ölçtüğümüz zaman normal VCC besleme pini ile AVCC'nin bir olduğunu gördük. Atmega 8 işlemcisi için şu an biz Atmega 8 işlemcisinde uygulamamızı çalıştırmaktayız. Ancak Atmega 8 işlemcisinin az önce belirttiğimiz gibi dahili osilatörünü kullanmaktayız. Yani şuradaki. Eğer biz harici osilatör kullanmış olsaydık port B'nin 6'sı ve 7'sine OSC bağlantısını yapacaktık. Ve devrenin çalışması için PC6'nın yani reset pininin bir numarasından 10K direnci üzerinden artı 5 volta vermemiz gerekmektedir. Yani şu şekil. Artı 5 volta vermemiz gerekmektedir. Burada bilmemiz gereken birkaç önemli nokta daha var. Onları da anlatmaya çalışalım. Örneğin mesela şu ISP bağlantımıza ilgili olan pinleri bağladık. Onu da göstereyim ben buradan tekrar. Bizim için gerekli olan yani devre üzerine program atmamız için gerekli olan pinlerimiz şunlar. MISO, MOSI, RESET ve SCK. Yani tekrar baştan alayım. Bir numara RESET, SCK, MISO ve MOSI. Bu bağlantıları yaparak şurada görünen ISP soketi üzerinden devremize başka işlemcileri devremizi tasarlayarak işlemciyi yerinden sökmeden de devre üzerinde veya sabit bir kart üzerinde de programlayabiliriz. Programlayabilmek için şunu yapmamız gerekmektedir. Makefile dosyasına girip birkaç dosya dizinini değiştirelim. Komut dizinini değiştirelim pardon. Örneğin biz burada MGU'yu Atmega 8 olarak tanımladık. Misal Atmega 128 ile çalışsaydık Atmega 128 yazmamız gerekmekteydi.
Şurada gördüğümüz CPU frekanslarımız, çeşitlerimiz. Şimdi bizi ilgilendiren kısım şurası. Şimdi bizim bu yapmış olduğumuz çalışma USB ASF. İnternette her yerde gördüğümüz devrenin aynısı. Şimdi biz buraya USB ASP yazacağız. Bağladığımız COM ise COM1 değil, USB oldu. Şimdi bunu kaydedelim. Şimdi ise tekrar yapalım. İşlemcimizi zip sokete taktık. Ve işlemcimizi tekrar programlayacağız. İlk önce yapmamız gereken make al dedik. Şu an yazmış olduğumuz, yani az önce yazmış olduğumuz şuradaki kodu derledik. Şimdi ise program diyeceğiz. Göründüğü üzere başarılı bir şekilde programımız işlemcimize yüklendi. Artık işlemcimiz kullanılmaya hazırdır. Bu şekilde kullanarak tek tuş ile istediğimiz kadar programı yükleyip silebiliriz. Burada bilmemiz gereken şimdilik bu kadar. Zip soketlerin bağlantı kısımlarını şimdi burada anlatayım. ATmega 16 ve ATmega 32 için 40 pinlik işlemciler için çeltik bu yöne, yani mandal yönüne, mandal tam burada çıkmamış, mandal yönüne. Aynı şekilde 8 pin ATmega işlemciler için çeltik mandal yönünde. 28 pin ATmega 8 mikro işlemcisi için çeltik yönü, işlemcinin çeltik yönü mandal yönünün tersine. Üstten dördüncü. 20 pin ATmega AT'nin 2313 için ya da 20 pin ATmega işlemciler için çeltik üstten ikinci. Buraya gelecek olur isek şu an jumper 1 konumunda, az önce söylediğimiz gibi yavaş programlıyor. Jumper 0 konumunda olduğu zaman programımızı daha hızlı bir şekilde işlemcimize yüklemektedir. Şurada gördüğümüz ISP soketi ile devre üzerinde veya board üzerinde de işlemcilerimizi şuradaki jumper'ın durumuna göre, bir ise yavaş programlarız. Jumper'ımız yok ise, sıfır konumunda ise hızlı bir şekilde programlayabiliriz. Başka bir örnek vermek gerekir ise, devremiz şurada görünen, bizim yapmış olduğumuz devremiz bu. Ana kısmımız burası. Zip soket katımız ise burası. Daha net bir şekilde görmek için 40 pin ve 8 pinlik mikro işlemcilerimizin çeltik yönü göründüğü üzere USB soketine paralel mandal kısmı burada. 20 ve 28 pinlik işlemcilerimizin çeltik yönleri ise terste. Mandal yönüne göre terste. Şurada kullandığımız osilatör devresindeki kristalimiz 4 MHz. Kondansatörlerimiz, yani sabit kondansatörlerimiz ise 22 pikofarad. Videonun başında söylemiş olduğumuz üzere Atmel serisinin data sheet'inde yazdığına göre devreye tasarlamıştık. Şurada bir hatamız olmuştu.
Devre bu haliyle Atmega 8 ve ATIN'i 2313 işlemcisini sorunsuz bir şekilde ZIF soket üzerinde programlayabilmektedir. Yalnız şuradaki ZIF soketin altına jumper ekledik. Biz bu jumper'ı siz isterseniz şuradaki jumper'ı dışarıya doğru da PCB'nin yanına doğru da ya da bir dip switch ile yapabilirsiniz. Şurada gördüğümüz jumper sıfır konumundayken Atmega 8 ve ATIN'i 2313'ü sorunsuz bir şekilde yani 20 ve 28 pinli mikro işlemcileri sorunsuz bir şekilde programlayabilmektedir. Biz Atmega 16 veya 32 yani 40 pinlik Atmega serisi işlemcileri programlamak istersek bu sefer şurada gördüğümüz jumper'ı bir konumuna almamız gerekmektedir. Sıfır konumundayken az önce söylediğimiz gibi 20 ve 28 pinlik mikro işlemcilerimiz sorunsuz bir şekilde programlanabilmektedir. Şurada gördüğümüz devremizin anakartı yaklaşık olarak maliyeti 9 TL. Ve bir Atmega 8 işlemci ile birlikte şurada gördüğümüz malzememiz ve bir tane daha Atmega 8 işlemcimiz devre üzerine çalıştırmamız için gerekli olan Atmega 8 işlemcimizin maliyeti 9 TL. Şurada gördüğümüz zift soket ise yaklaşık olarak 6 TL'dir. Devrenin toplam maliyeti yaklaşık olarak 15 TL'ye yakındır. Son bir haftadır Atmega 8 işlemciler için güncel fiyat buradan verecek olur isem Atmega 8 işlemcisi Karaköy pasajında yaklaşık olarak 2,75 TL, ATIN 2313 3,75 TL, Atmega 16 ise 4,75 TL'dir. Buradaki programlayıcımız ile yapmış olduğum bir tane devrenin resmini sizlere göstereyim. Az önce yapmış olduğumuz Kara Şimşek devresinin burada pratikte yapılmış halidir. Şurada gördüğümüz Atmega 8 işlemcisi az önce demiş olduğum gibi bir nolda reset pini 10K ile artı 5 volta bağlı ve osilatör devresi kullanmadık şu an. Osilatör devresi dahili osilatör kullanılıyor ve Kara Şimşek devresi az önce yazmış olduğumuz kod sorunsuz bir şekilde burada çalışmaktadır. Bütün söyleyeceklerimiz bu kadar. Bu konu ile ilgili bütün doküman, video, ilgili açıklama ve çalışma resimleri ve paylaşım kitaplarını bu hafta içinde kısmetse forumlarda paylaşacağız. Faydası olması temennimizdir. Sağlıcakla kalın.